Afrika'dan başlayalım kısaca. Benim Afrika merakım nereden başlıyor? Çocukluktan. Ama hakikaten yani Afrika'yı o zaman bilmezdik ya. Yani ben çocukken eve eski dadılar falan gelirdi, haremaları falan gelirdi. Yani onlar büyük annemden, annemden falan kaldı. Yaşlı kadınlar, ben onları çok severdim. Yani evde onlar bizde kaldıkları zaman onlarla yatardım. Onlardan masallar dinlerdim. Acırdım onları, o zavallı insanları diye. Öyle öyle onlara bir yaklaştım. Öyle bir ilgim oldu. Sonra gazeteci oldum. Gazeteci olunca patron dedi ki ben Afrika'ya gideyim, bir dizi röportaj yapayım falan. Patron dedi ki orası tehlikeli dedi. Cinayet falan olur, öldürürler seni dedi. İzin vermedi patron. Gidemedim senelerce ama aklımda kaldı. Sonra UNESCO'ya geçtim 1958'de. UNESCO'ya geçince ya benim bir bildirimli alanım yoktu. Bütün ülkeler ne projelerim vardı. Gazetecilik eğitimi vardı. İletişim araştırmaları falan. Böyle işler. Ve gazetecilik eğitimi için yeni gazetecilik okulları falan açılması söz konusu. Afrika'da gazeteci yoktu hiç. Yani sömürgecilik zamanında gazetelerde çalışanlar Fransızlar, Belçikalılar, İngilizler onlar vardı. Onlar gidince medya kalmadı. Zaten gazete yoktu. Onların çıkardığı gazeteler vardı. Onlar da bitti. Radyolarında falan da insan yoktu. Personelde. Biz onlar için eğitim seminerleri düzenlemeye başladık. Ben buralara eksper gönderebilirdim. Ama Afrika'yı çok merak ettiğim için fırsat buldukça kendim gittim. Yani bu şekilde yani 25 kere Kara Afrika'ya gittim. 15 kere de Kuzey Afrika ülkelerine gittim. Toplam 40 kere UNESCO döneminde Afrika'dan misyona gittim. Bir sene de Kongo'da kaldım. Şimdi oralara gidince ben öğrencilerle çok kaynaştım. Halkla kaynaştım. Yöneticilerle falan çok ahbap oldum. Ve Afrikalıları çok sevdim. Her fırsatta da gitmeye kalktım. Şimdi geleyim Afrika sanatına merakıma, Afrika maskelerine, heykellerine. Dün de söylüyordum bir ara. Ya ben Paris'e gittiğim zaman 1952'de Tristan Saray'ı tanıdım. Tristan Saray, Dadaizm'in kurucusu, avantgard ve negritüt ceryanı var o zaman. Zenci sanatı falan. Onun da ölçülerinden. Onun evine gittim bir münasebetle. Bir de baktım duvarlar falan şeylerle kaplı. Afrika heykelleriyle kaplı. Maskeler, heykeller. Nedir bunlar dedim. Afrika dedim. İşte Afrika sanatını. Biz tanıttık o zaman dedi. Bunlar Picasso, o, bütün o avantgard grup Afrika sanatına merak ediyorlar. Negritüt cereyanını ele alıyorlar. Ve Avrupa'da bir Afrika sanatı merakı çıkıyor. Bu merak tabii şeylerde, avantgard takımında, sanatçı takımında. O zaman hepsi evlerinde maske, heykel falan toplamaya başlıyorlar. Bunlar Fransa'da satılmıyor bir yerde. Afrika'da bunların kıymetini bilen yok. Yani Afrika'da satılmıyor ki bunlar o zamanlar. Hiç satılmıyor yani. Ne oluyor? Gidenler görünce bir şey alıyorlar falan. Bir de ne var? Oradaki görevde olan sömürgeciler var. Onlar da fırsat buldukça böyle bir şeyler alıyorlar ama ne olduğunu anlamadan alıyorlar. Paris'e taşıyorlar. Sonra evde de kıymetini bilmiyorlar, depolarına koyuyorlar. Ya öldükleri zaman da onlar depolarda kalıyorlar, onları açıklamayla satışa çıkartıyorlar. Şimdi Fransa'da böyle uzmanlıkla olmaya başlıyor. Açıklamaları artırmaları düşen Afrika uzmanları var. Ben onlara da çok ahbap oldum. Onlar da bu şeylere, açıklamalara beni çağırıyorlardı. Yani bir şey dokuz, şöyle bir şey var, gel ilginç. Bundan sonra şu sahte, şu gerçek, bu güzel ama orijinal, otantik değil falan. Bana fikir veriyorlardı. Bir taraftan, ya ben Afrika'da gittiğim zaman toplamaya başladım. Bir taraftan da Paris'te olduğum zaman bu arttırmalara katıldım. Afrika'da nasıl oluyordu? Afrika'da ya ben ilk 1962'de gittim
Afrika'ya, 61'de gittim. O zaman böyle turizm, sömürgecilik döneminde kalma eskiciler falan vardı, maskeye gel satan insanlar vardı. Onlar böyle açıkta duruyor, çardak gibi yerlerde satıyorlar, toz toprak içinde her şey. Kurt yiyor bir taraftan, onlar uğraşamıyorlar, çaresi yok yani. Ve onların dükkanlarında yer böyle bütün toz içinde, yani şey tozu içinde. Maskeler yenmiş, toza dönüşmüş yerler. Birini görüyorsun, bir parçayı alıyorsun, toz içinde silkeliyorsun her tarafını, böyle bakıyorsun. Ben bunlarla da ahbap oldum gittiğim zaman. Orada da bir şeyler topluyorum. Yani oradaki eskicileri tanıdım, yani onları satanları tanıdım. Onlar da diyorlar ki, bak şu gerçektir, şu iyidir. Hatta Bamako'da bir gün böyle bir eskici dükkanını arıyorum. Bir binanın birinci katında, balkonunda maskeler, heykeller falan var. Aa dedim, burası ilginç bir depo. Adam yok, buldum adamı. Yukarı çıktım, adam kapıyı açtı. Aa, hakikaten yerler maske, heykel içinde, pislik içinde falan. Bir odada kütüphane. Yani orada bir eskici dükkanında, dükkan değil, eskicinin evinde kütüphane olması, kitapların olmasına şaşırdım. Girdim baktım, felsefe kitapları, edebiyat kitapları falan. Bunlar dedim, satıyor musun nereden? Bunlar benim dedi. Ya okurum ben bunları dedi. Aa, nereden? Ben dedi, Paris'te bulundum dedi. Ben de sol eylemlere katıldım o zaman dedi. Sonra Afrika'ya döndüm. Afrika'da baktım bunlar bir takım özgürlük hareketlerine falan girişiyorlar ama ciddi değildi. Kalktım Amerika'ya gittim dedi. Orada kara panterlerle çalıştım dedi. Oradan onlarda da iş yok dedi. Geldim ben böyle devrimci bir eylemin için eylem arıyorum. Onları bulamadım. Sonra kendime başka işine verdim. Topluyorum dedi. Topluyorum o yani. Ya alan alır almaz sağlı yani. Geçim nasıl olsa karnımı doyuruyorum da hakikaten. Yani bütün bu işleri yapmış olan adam orada böyle bir eski şeylerin arasında ilkel bir hayat yaşıyorum. Bunu güzel diyorum, hayal alma diyorum, vermem diyorum. Eski bir şey değmez, eski diyorum, sahte bir şey değmez diyorum. Bu, bak bu çok güzeldir, bunu al diyorum. Bu da çok iyidir ama diyor, gümrükte başına iş açılabilir diyor bu. Yani kazılarda bulundu diyor. Ama kimse farkına varmaz gümrükte, al götür bunu. Ha böyle adamlar çıktı karşıma. Bunun gibi eskiciler, başka eskicileri tanıyorum. Yani adam gelmiş dükkanda ayaklarını falan çıkartmış, yatmış, uyuyor ya. Bak diyorum şunlara, ne yapacak ki onları diyor falan böyle. Sonra öğrencilerim var. Onlar evlerine çağırıyorlar, tek maske. Ben bunları toplarken onlara söylüyorum. Ya ne yapacaksın diyorlar bunlara. Ya diyorum ben bunları seviyorum. Ağlayayım falan. Çok üstten bakıyorlar, gülüyorlar falan bunları ağlıyorum. Hiçbirinin evinde ben bir maske heykel görmedim. Hatta öğrencilerim sonra Paris'e geliyorlardı. Beraber gidiyordum onlarla bazı açık arttırmalara falan. Onlar yine böyle gülüyorlardı. Sonra bunlara ne yapacaksın diye. Yani böyle böyle bir takım şeyler birikti. Ya yani şimdi biraz da böyle anlamaya başladım hangisi gerçek, otantik, kullanılmış maskeler. Yani heykeller hangileri sahte. O zaman da bazı şeyleri yapanlar da var, görüyorum onları yaptıklarını. Ama iyi sanat eserleri yaratıyorlar ya. Yani mutlaka otantik, eski olması şart değil, antik olması şart değil. Gayet güzel maskeler yapıyorlar. Ben onlardan da almaya başladım. Yani bir taraftan otantik parçalar, bir taraftan da yenilerin yaptığı gayet güzel parçalar var, değil mi? Bunlar böyle böyle birikti. Ama hiçbir böyle satmaya falan kalkmadım. Paris'ten İstanbul'a dönerken, UNESCO'dan ayrıldığım zaman, işte 35 sene falan oluyor galiba, emekliye ayrıldım. O zaman bunları aldım, getirdim. Evde de koyacak yer yok, ne yapacağım? Her konuşmamda ilan ettim. Dedim ki benim böyle bir Afrika koleksiyonum var. 500 parçadan daha fazla şey var, maske, heykel var, giysiler var, takılar var. Bunları vereyim bir müze. Açılırsa çok mutlu olurum. Kimse ilgilenmedi böyle. Böyle 10-15 sene geçti. Kimse de, yani diyorum bir üniversite, bir belediye, bir vakıf alırsa, bir banka, memnun. Bedava vereceğim bunları mesela.
Sonunda İzmir'de bir konuşma yaptım. Orada Aziz Bey, belediye başkanı, çok ilgilendi. Dedim size bağıştım, aa çok iyi olur dedi. Bir bina bulalım, yap, müze yapalım burada dedi. Derken İstanbul'da yine başkası bir eve geldi, başka bir belediye başkanı, Büyükçekmece'de. Aa dedi, bunları sen bana ver dedi. Ben dedi, hemen bir müze yaparım, bunları açarım. Dedim ya ben, Aziz Bey'e soruyorum. Ben hallederim dedi, telefonu da Aziz Kocaoğlu'na. Ne olur bunları bana bırak, ben alayım dedi. Aa benim dedi, zaten yerim yok, yeni bina yaptıracağım falan. E sen yapabileceksen senin olsun dedi. Sen talip oldun. Hani karara bilindin mi? Büyükçekmece Galip geldi. Ona bağışladım bunları. İzmir'de bir sergi açıldı daha evvel. Bu serginin ilk şeyi orada açıldı. O da büyük yankılar uyandırdı. Yani biraz sergi, benim parçalar tanınmaya başladı. Büyükçekmece'ye gitti İzmir'deki serginden sonra bütün ne var ne yok. Orada Büyükçekmece'de bir türlü müze açılamıyor. Müzenin temeli atıldı. Resim gazetecilerin temel atma töreni oldu. Müze hala yok ortada. Ondan sonra onlar depoda kaldı. Kurtlanmaya başladı. Benim bir asistanım vardı yanımda çalışan Meltem. Nerede o? Şurada efendim, karşısında. Meltem. Meltem'e dedim ki belediye başkanına, Meltem Hanım'ı yalnız aldı. Belediyede bir görev verin, şey, baksın bunlara. Maskeleri çürütmekten kurtaralım falan. O gün, nihayet onu aldı, iki sene beklettikten sonra yani. Yani benim şimdi, onlar çekmeçti ama pek umutlu değilim yani. Bir şey, bir de belediye seçimleri girdi araya. E demedi, ne olur şu seçimleri atlatalım, ondan sonra da. Yani şimdi seçimleri atlattılar ama ne olacak bilmiyorum hala yani. Onun için biraz karamsarım yani. Bunları konuştuğum zaman içim kararıyor. Yani diyorum, beş para beklemiyorum bunlar. Yeter ki yerini bulsun, değerlendirilsin. Burada çok mutlu oldum ben. Fahri bu sergiyi düzenleyen İzmir'den geldi. O arkadaş da çok meraklı bunlara. Zihni Bey'le buranın yöneticilerinden, ondan anlaştılar, konuştular. Ve burada bir sergi açılması kararlaştırıldı. Çok başarılı olmuş yani. Ben doyamıyorum dolaşmaya. Ya bakıyorum hakikaten ne kadar güzel şeyler varmış diyorum. Ama inşallah bundan sonra burası 3 ay sürecek. Bundan sonra da daha iyi bir işe yarar, iyi bir şeye yarar. Bu ara İzmir'de bir kitap çıktı, Kara Afrika Sanatı diye. Benim yazdığım bir kitap, parçaların geçmişini anlatan bir kitap. O satışa çıkmadı ama 5-10 tane kaldı galiba. Yani bir yayın evi yayınlamadı. İzmir'deki kuruluş yayınladı. Burada da buraya da 3-5 tane kalmış gönderdiler. Şimdi Çekmece'de gayet güzel bir kitap çıkacak. Bütün parçalar yeniden çekildi resimleri. Ben yeni parça yazılar yazdım. Çok özlenerek hazırladım bir kitap olacak. İnşallah çıkar. İnşallah. Evet. Evet efendim, çok teşekkür ederiz. Bu anda çok keyif alıyoruz. Yani bu konuşma devam eder böyle ama artık başka bir konumuna geçelim. Bir şey sorayım, koleksiyona bağışlamadığınız böyle evde duran parçalar var mı? Evet. Koleksiyona bağışlayan, müzeye bağışlamadığınız... Hayır, hepsini bağıştırdım. Hayır. Kendime çok sevdiğim bir iki parça. Kaldı. Onların kıymeti olduğu için değil. Hep odamda bulunan, anılarım olan bir iki parçayı sakladım. Onlar da şey değil yani böyle, kıymet. Koleksiyonun değerini azaltmıyorum. Anladım hocam. Hocam biz şimdi konuştuk. Şimdi sizinle tabii sohbet günlerce devam edebilir. Bundan şüphemiz yok. Biraz da ben böyle hani konuştuk, böyle edebiyatı olan ilişkinizden yola çıkarak dostlarınıza değinmek istiyorum ben. Yani Fikret Mualalar, Sabahattin Ali'ler, Nazım Hikmetler, Abidin Dino'lar, bunlarla bir ömür paylaştınız. Tabii. Biraz da dostlarınızdan bahsedeyim istiyorum. Dilerseniz bu edebiyat olan ilişkinizden başlayarak, edebiyat hocalarınızdan başlayıp devam edelim, olur mu? Şimdi benim edebiyata merakım daha öğrenciyken, lisede, ortaokulda falan merak ettim. Evde de öyle bir şey vardı, merak vardı. Yani annem, kardeşlerim falan. Yani ben daha okuma yazma bilmeden Fikret'in şiirlerini bilirdim ezbere. Onları annem hayrandı. Odasında Fikret'in resmi vardı. Ölümüne kadar o resim durdu. Yani böyle bir Fikret hayranlığı vardı. Fikret hayranlığı başka bir şey. Yani Fikret'i insanlar düşünceleriyle seviyorlar, ilericiliğiyle seviyorlar, değil mi?
Türkiye'ye aydınlığı getiren adam Fikret. Aydınlanma başka, vatandaşma başka. Değil mi? Bunların farkı daha yeni yeni anlaşılıyor Türkiye'de ve anlaşılmış değil herhalde. Ben toplantılarda soruyorum öğrencilere yahut toplantılara gelenlere. Doğru dürüst bunu farkına varıp anlatan olmuyor. Yani şimdi vatandaşma Türkiye'de çok şeyler, Mahmut zamanında, Selim zamanında falan başlıyor. Hepsi böyle gavur padişahı sayılıyor falan. Ama vatandaşma, batıların üslubunda saray yapmak, masa yapmak evde, koltuk yapmak, onlara oturmak, onlar gibi giyinmek var. Vatandaşma bu. Dil öğrenmek falan vatandaşma bu. Aydınlanma bu değil. Aydınlanma kökünü eski Grek'ten, Romalılardan alıyor. Ama Avrupa'da daha 18. asırda, 17. asırda, 18. asırda ortaya çıkıyor. Ve bu birdenbire karşısında kiliseyi buluyor. Bunlar yeni bir şey getiriyorlar. Yani dünyaya inançlarla değil, akılla yön vermek, bilimle yön vermek. Dünya sorunlarını bilimle çözmek. Aydınlanma bu. Yani batıl inançlarla değil, hurafelerle değil, bilimle çözüm bulmak. Akılla çözüm bulmak. Ha bunlar karşısında papalık var, kilise var. Linç etmeye kalkıyorlar, idam ediyorlar mı? Uzun bir mücadele bütün dünyada değil mi? Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, her İtalya'da, her yerde böyle mücadele oldu. Biz de vatandaşma bunun dışında, bunlar farkında değiller. Namık Kemal Londra'da yaşıyor uzun süre. Orada internasyonel toplanıyor falan farkında değil. Derken Paris'e geliyor, bir süre sonra komün toplanıyor, farkında değil. Yani bunlar çevresinde, çevrelerinde neler oluyor? Farkına varmıyorlar. Bunlar batılılaşmayı klasik anlar. Demin söylediğim gibi görüyorlar. Ve batılılaşma, aydınlanmanın dışında kalıyorlar. Bunu farkına varan ilk büyük adam Fikret. Fikret bunun savaşını veriyor ve karşısında bir yığın düşman hediye ediyor. Yani başta Akif olmak üzere bütün kendi zamanın yazanları Fikret'e cephe alıyorlar. Bir tarafta Sibir Reşat var. Bir tarafta Fikret'in çalıştığı yerler var. Galatasaray, kolej, kolej falan. Fikret dayanıyor, ödün vermiyor ve aydınlanmayı sonuna kadar savunuyor. Ama o kadar yalnız. Kendi çevresinde, Servet Fırın'da falan böyle bir aydın çevresi içinde onda yarım yamalak anlayanlar oluyor. Aydınlanmayı bir bütün önemli, bütün derinliğiyle kavrayan adam Atatürk oluyor. Atatürk aydınlanmayı devlet politikası yapıyor. Değil mi? O zaman laik eğitim başlıyor değil mi? Aydınlanma deyince bütün eğitim sistemi değişiyor. Değil mi? Yani Fikret'in başlattığı işi Atatürk devam ediyor. Ya bugünlere böyle geliyoruz yani. Değil mi? Yani bunun temelinde Fikret var evvela. Ha şimdi benim çocukluğumdan başladık. Ben böyle bir hava içinde büyüdüm yani. Evde akrabalarımın çocuklarına Fikret adı vermişler falan böyle bir ailede Fikret hayranları var. Ondan sonra dediğim gibi annem, anneannem falan onlar da Fikret hayranı. Ve bir takım inançlar sarsılmış. Batıl inançlar, hurafeler sarsılmış. İnsanlar akılla, bilimle çözüm arıyorlar değil mi? Ben bu havada yani kendimi kaptırdım ama ben de pek farkında değildim. Beğeniyordum sadece. Sonra ne oldu? Galatasaray'da önemli hocalarla okudum senin sorduğun soru. Edebiyat hocası. Benim Galatasaray'da ilk 6. sınıfta Esat Mahmut Karakurt geldi edebiyat dersine, Türkçe dersine. Esat Mahmut dünya tatlısı bir adam yani. Ve çok şey öğrendim Esat Mahmut'tan. Sonra da ya, dost olduk, sonra arkadaş olduk bana yani Esat Mahmut'la. Yani ben gazeteciliğe başladıktan sonra falan diyeyim. Ondan sonra Halit Fahri'de okuduk. O da o çağın büyük şairiydi. Ama ondan bir şey öğrendik. Buna herifin biriydi. Ondan sonra İsmail Hamit diye bir edebiyatçı vardır. Sen biliyorsun. İsmail Hamit'le okudum 4 sene. Divan edebiyatı.
Ben o zamanlar bunlara meraklıydım. Ben hikayeler yazardım. Aruz'da şiir yazmaya başladım kendi kendime. Fransızca Aruz'da şiir yazdım abi mesela. Zırvaladım yani böyle şeyler. Vurdumu soktum. Yani meraklıydım o zaman ama. Hatta bir piyes yazdım. Bir radyo için. O zaman daha gazeteci falan değildim. Radyoya gönderdim. Reddettiler. Yani ilk böyle radyo oyunu yazdım yani. Hala saklarım o reddettikleri mektubu. Böyle bir şeyler oldu sonra. İşte bu 3 Ocak Galatasaray'da Galatasaray'ı bitirince bir sene akademiye gittim. Akademide de edebiyat dersine Necip Fazıl Kısakürek geliyordu. O da o zaman böyle daha son zamanlardaki kaçık herif değildi yani böyle aklı başındaydı. O zaman avantgard bir çevresi vardı. Bütün bizim bildiğimiz, sevdiğimiz şairler, yazanlar falan onun çevresindeydi. Tartışmışlar. Geniş bir kültürü vardı. Ama sapıttı ondan sonra tamamen aşırı sağır adam oldu. Kendini dine verdi falan. Ben üniversiteye geçtim. Üniversitede o büyük doğruyu çıkarttı o zaman. Ben hukuku bitirdim. Hukuktayken o büyük doğruyu çıkartıyor. Biz o zamanki ileri gençler ateşlendik, gericilik ayaklanıyor diye. Toplantılar düzenlemeye başladık. Necip Fazıl'a karşı. Ve hiç unutmam bir üniversitenin bahçesinde bir toplantı yaptık. Ben bir odun yanının üzerine çıktım. Konuşan tek kişi bendim. Bağırdım, bağırdım. Yani şeye karşı, Necip Fazıl'a karşı. Gazeteler ertesi gün manşet yaptılar benim resmimle. Solcular ayaklandı diye. Hala bir şey demişler. Din tedrisatı kabul edilmeyi layık eğitimden vazgeçmiş. Bunları söylemek o zaman solculuk oluyordu. Değil mi? Üniversite böyle şeylerle geçti, maceralarla geçti. Ondan sonra son sınıftayken hukukun gazeteciliğe, hep gazeteci olmak istiyordum. Akşam gazetesinde beni patron beğendi herhalde. Fransa'dan imtihan etti kendi kendine. O da Paris'te bana okumuştu. Ve kabul dedi ki, müdahar olursa sizi ararım dedi. Dedim, söyleyin açık açık beni, oyalamayın, hayır hayır söz veriyoruz dedi. Hakikaten 2-3 hafta sonra beni çağırdı gitti. Beyoğlu muhabir olacaksınız dedi. Beyoğlu muhabirliği diye bir şey vardı eskiden. Gazetelerde muhabirlerin, şimdiki gibi değil, görevleri vardı. Yani belediye muhabiri, bilmem, eğitim muhabiri, böyle bir çeşitli alanlar vardı. Beyoğlu muhabiri de gelen yabancılarla konuşuyordu. Yani havaalanı daha yok da bir sirkeci gideceksin yahut limana gideceksin, gelen yabancıları bulacaksın, otelleri dolaşacaksın. Heyetler gidiyor o zaman, onlarla konuşacaksın, demeç alacaksın falan. Böyle bir iş. Bu işe dedi siz başlayın dedi. Yalnız ben buradan da fazla bir para beklemeyin dedi. Aylığınız 50 lira olacak. Asgari ücret o zaman 90 liraydı. 50 lira diye bir şey yoktu yani. Yani düşün yani. Ben dedim para için olmuyor, hiç vermeseniz de olur dedim. Başladım. Ve ertesi ay 90 liraya çıktı, sonra 100 liraya çıktı falan. Orada gazetede biraz başarılı oldum galiba. Ve çevrem genişledi. Ve gazetede bir süre sonra, abi o sırada baktım benim eğitimi geliştirmem lazım diyordum. Hukuku bitirmiştim. Doktora yapacağım dedim. Paris'e gittim, izin aldım gazeteden. Bir sene. Gazeteydi o zaman haftada iki röportaj göndereceğim. Karşılığında 50 lira alacağım. Biri 50 lira yerlerdi aynı. 50 lira. Kabul dedim o da. Ve Paris'te başka bir havaya girdim. Paris'te böyle yani yine yani Türkler var, Türk arkadaşlar var, yani gençler var, ya tanımış sanatçılar var. O çevreye girdim ben. İşte Abidin Dino, Avni Arbaş, Fikret Muhala, Mümin, böyle onlarla beraberiz onlar. Ama bunları saydım ya arkadaşlar, hepsi bağımsız, ilerici, devrimci, Atatürkçü insanlar. Bunlar hiçbirisi bir örgüt üyesi değil ve rahat rahat ama Türkiye'ye giremiyorlar. Türkiye'de bunlar komünist sayılır. Bunlar sicilli komünistler. Onlarla beraber oldum. O zaman
toplantılara gittim. Ya toplantılara mı? Gösterilere gittim. Ve teşekkür ederim. Çok teşekkür. O zaman ünlü bütün yazarlarını falan tanıdım, röportajlar yaptım. Ne bileyim Picasso'yu tanıdım o zaman. Ondan sonra yani bütün o zamanın ünlü insanlarıyla röportajlar yaptım, ahbaplık ettim. Ve bu benim çevremi çok genişletti. Sonra o 10 aylık burs bitti, ben doktora falan yapmaya imkan yok 10 ayda. 10 ayda kalktım, döndüm Türkiye'ye. Yine gazeteye devam ettim, gazetede. Sendika kurdum sonra. İlk gazeteciler sendikasını kurdum. Yani bir solcu tabii bir şey var. Kemiklerime işlemiş bir şey var. Ve o da şimdi o sendikayı kurarken de şöyle oldu. Kapı kapı dolaşıyoruz arkadaşlarla. Diyoruz ki böyle bir sendika kuruyoruz. Sendikaya üye olur musunuz? Ve gittiğimiz insanlar diyorlar ki hatta bir ya Hürriyet'in o zaman yazı işleri bir durum vardı. De ki hırsız de böyle şeylerle uğraşma. Sendika lafı soğuk okuyor dedi. Gazeteci muhabiret sandığı diye bir dernek kurdu. Yardımlaşma. Olur mu demek sendika? Sendikayı kurduk, biz bütünle gelen. Ama bütün gazeteciler istisnasız sendikayı üye oldu. Aslında başka bir hava başladı. Ama ciddi bir mücadele başladı. Hala devam ediyorum sendika. İstanbul Sendikası'nda, Türkiye Gazeteciler Sendikası olmalı. Devam ediyor. Bu işler böyle devam etti gazetecilikten sonra. Gazetecilik döneminde. Sonra bizim gazete çalıştım. Akşam gazetesi satıldı. Ben bir süre işsiz kaldım. Fransa'da UNESCO merkezinde bir mülal olduğunu öğrendim. Adaylığımı koydum. 80 aday vardı. Gittim UNESCO'ya da. Ya hiç şansın yok dediler. Ama o 80 adayın içinde ben kazandım. Ve UNESCO'da hayatım değişti, başka bir şey oldu. Yani UNESCO'ya girdikten sonra boyuna Afrika'ya gittim, boyuna dünyayı dolaştım. Çevrem bütün genişledi. Ve bir taraftan boyuna röportajlar yapıyordum. Bir taraftan da araştırmalar yapıyordum. Kendi bilgimi geliştiriyordum. Doktoramı tamamladım bana. Böyle bir şey demiştim. Evet, şimdi sorsan evet. Bana sözü verdiğin zaman soru gelmedi. Hocam. Paris'te çok sanatçı ağırladınız, bir ev sahipliği yaptınız orada. Paris'te sanatçılar çok kaldı sizin evinizde galiba değil mi? Öyle. Paris'te UNESCO'da 25 sene çalıştık. Çalıştınız. Ama ondan evvel ilk gittikten sonra da UNESCO'ya gelene kadar her sene gidiyordum, bir ay kalıyordum. Oradaki çevreyle ilişkilerimi geçmiyordum. Ve adamlar tanıyordum. Benim için çok genişletici, kültürümü genişletici bir şeydi Paris. Yani Paris'te ben uzun zaman kalmasaydım bu kültürü elde edemezdim yani bu kültürü. Övmüyorum kültürünü ama başka bir şeye geçtim yani. Türkiye'deki lise bilgisi değil tabii, onun çok daha genişletme olanağını buldum, evet. Hocam, Türkiye'den Paris'e giden sanatçıların bu kadar aydın olabilmesi ya da Türkiye'de birçok sanatçıyı etkileyebilmesini Paris'in içinde bulmuş olduğu durum açısından değerlendirirsek eğer katkı sunmuş olur mu? Yani Paris bu sanatçıları etkiledi ve o sanatçılar da Türkiye'deki diğer sanatçıları etkiledi değil mi? Öyle doğru, öyle bir tarafı var tabii işin. Şimdi Paris merakı yani benim kuşağımdan çok eski, babamın kuşağında var, o da gitmiş. Yani bütün bizim bütün çevremdeki insanların babaları, dayıları oralarda yaşamışlar. Bunların içinde çok ilerici olanlar var, Jön Türkler var falan böyle. Çok önemli rol oynamış insanlar var. Yani bu Paris'te kalmak, Paris'te mücadeleyi izlemek önemli bir şey. İşte dediğim gibi Namık Kemal'den başlayayım falan. Yani böyle bir Paris öğretici oluyor. Bizden de bir takım insanlar gidiyorlar Paris'e. Mesela şimdi benim son kitabım burada. Amiyarmış. Burada iyi okuyacağım. Evet, yukarıda. Evet. Son kitabım işte 3 gün oluyor çıkalı. Paris sürgünü diye Amiyarmış'ın hayatını yazdım. Amiyarmış'ı ben Galatasaray'dan tanıyordum. O da yani onun da solculuğu benim kadardı yani. Öyle bir şey, bir örgütün içinde hiç değildi yani. Aydındı, okuyan bir arkadaştı. Ama yani o zaman bütün böyle aydın, solcu, ilerici olanlar komünisteye damgalıyorlardı. Annen de adı komünisteye çıktı ve Türkiye'ye dönemiyordu. Ve Paris'te sürgün hayatı yaşadı. Ama yalnız değildi, birçok insan bu çevreye girince hiçbir örgüte girmeden solcu oluyordu ve lekeleniyordu Türkiye'de.
Onun için onlar kendi aralarında buluşuyorlardı, toplanıyorlardı. Ben de onların çoğunu tanıdım, beraber olduk onlarla. Yani bunlar Paris'te kültürlerini geliştirdiler, sanatın içine girdiler. Ama Türkiye'ye dönemediler, Türkiye'nin dışına kadar. Bir gün bu yasaklar kalkıp da Türkiye'ye dönünce edindikleri bilgileri, sanat, edindikleri bütün sanat bilgilerini Türkiye'ye getirdiler. Ve çok popüler oldular yani. Şimdi orada senelerce tek resim satamıyorlardı. Sefalet içinde yaşıyorlardı, yokluk içinde yaşıyorlardı. Ek iş yapanlar oluyordu. Hele öğrenciler geldikleri zaman kahvelerde bulaşık yıkıyorlardı falan yani böyle. Yahut sokaklarda gazete topluyorlardı. Eski gazete toplayıp satıyorlardı. Böyle bir hava içinde çalışıyordu Türkler. Ama dediğim gibi ben gelmeden evvel bir ilerici Jön Türkler Derneği varmış. O daha aşırı dediğim onların Komünist Partisi'yle de falan temaslı. Onlar kapatıldı. Benim zamanımda şey yoktu. Dernek falan yoktu hiç. Bir talebeleri destekleyen öğrenci müfettişliği vardı falan. Onlar aralarında toplantılar falan yapıyorlardı. Hatta dün buraya serginin açılışına bir arkadaşım geldi. Orada Öğrenci Birliği Başkanlığı yaptı yıllarca. O zamandan tanışıyoruz. Bugün geldiğini tahmin etmiyorum. Evet, olsa hemen parmak kaldırır, gösterir. Gelemedim böyle, bir yaşlanmıştı. Evet yani böyle o Paris'te yaşayan aydınlar Türkiye'ye çok şey kazandırdılar yani hem fikir bakımından hem sanat bakımından Türkiye'yi kapılar açtılar, aydınlanma kapıları açtılar galiba. Yani Türkiye'yi zehirlemediler herhalde onlar değil mi? Evet, estağfurullah. Hocam romanlarınızda dostlarınızı diğer dostların gözünden de değerlendiriyorsunuz. Yani Nazım da mesela insan olan Nazım ön plana çıkıyor. Yani politik olarak Nazım Hikmet değil de işte duygularını, duygu mücadeleleri içinde bir Nazım'ı, yaşadıkları, uğradığı haksızlıkları. Hakeza Sabahattin Ali'de de öyle. Bu romanları oluştururken böyle gazeteci kimliğiniz değil de o böyle bir edebiyatçı kimliğine bürünüyorsunuz. Yani edebiyat kimliği dediği bakın şimdi edebiyatçı olmayalım. Yazılarını, şiirlerini tahlil etmeye kalkmadım, eleştirmeye kalkmadım. Ben kendimi edebiyatçı saymadım hiç. Ben edebiyatçı değilim derim ben bunu. Ben gazeteciyim, röportaj yazarıyım falan dedim. İsrail diyorlar, şimdi artık susuyorum ama hakikaten kendimi edebiyatçı saymadım ben yani. Yani böyle edebiyatçı deyince, ben 18. yüzyılda İngiliz edebiyatını bilmesi lazım. Ben bilmem böyle şeyler yani. Ben daha pratikten edebiyatçı oldum, edebiyatçı olmadım yani. Neyse. Ya şimdi Paris'te ya benim tanıdığım, sonra da başka vesilelerle ele aldığım, kitaplar yazdığım insanlar var. Kimler var? Sabahattin Ali var, Nazım Hikmet var. Ondan sonra Namık Kemal'i dedim yazdım, Mithat Paşa'yı yazdım falan. Böyle bir takım insanlar var ele aldığım. Niye yazdım bunları? Bunların bir ümen tarafları üzerinde. Nazım hakkında belki 500 kitap yazılmıştır. Dünya kadar kitap var. Ben uzun zaman cesaret edemedim Nazım hakkında bir şey yazmaya. İsrail diyorlardı, sen o kadar tanıdığın yazsana, benim haddim değil diyordu falan. Sabahattin de öyle yani. Ya katiyen öyle atma. Benim çevremde edebiyatçı arkadaşlarım vardı yani. En yakın arkadaşım 20-25 sene Melihşehir'de Tanda'ydı. Necati Cumalı'ydı. Ne bileyim böyle sanatçı arkadaşlarım çevresi. Çevremde onlar vardı. Bu onların ağlarını diyordum. Ben onlara bulaşmıyordum. Yani kendimi ben de röportaj yazarı falan gibi görüyordum. Ama benim o insanlarda aradığım bir ümen tarafları vardı. Ben onlara bir ümen bir yaklaşımla kitap yazmaya kalktım. Yani bunların duyguları neydi? Yani arkadaşlarına, kadınlara bakışları neydi? Devlete karşı bakışları neydi bana? Neler çektiler? Ben bunları vurgulamaya kalktım. Bu da yani daha ham bir şeydi, alandı. Yani ondan da vazgeçmiyorum. Şimdi belki yine böyle birini ele alacağım. Ve biliyorum ne üzerinde durduğumu. O da şaşırtıcı olacak. Yani şimdi Namık Kemal'e yazdığım zaman şaşırtıcı oldu. Çünkü dedim ki ya Namık Kemal
bunları görmedi, hiç izlemedi. Ama Namık Kemal'i, Kemal'e bunları söyleyecek insan yaratmak istedim kitabımda. Bir Dandoro diye bir İtalyan çıkardım. Yok öyle bir şey, fiksiyon. O Dandoro batılı, aydınlanması. O adamla tartışıyorlar. Ha o zaman ben araya giriyorum ya, Dandoro ben oluyorum o zaman değil mi? Hep romanımda böyle bir ufak bir fiksiyon tarafı oluyor, kurmaca tarafı oluyor. Bir adam ne kadar ilerici veya olma gerici olursa olsun karşısında ondan değişik şeyler söyleyen insanlara ben öyle giriyorum kitaplara. Şimdi Sabahattin Ali'den başlayalım istersen. Sabahattin Ali'yi ben yani daha ortaokuldayken Ayda Bir dergisi vardı. Orada kitaplar, hikayelerini okurdum, bayılırdım, bilmezdim kimin yazdığı. Sonra anladım Sabahattin Ali olduğunu. Çok sevdiğim bir hikayeciydi. Sonra Sabahattin Ali'nin adını öğrendik. Şimdi İstanbul'a geldi. Ben Marco Paşa'yı çıkardım. Ben Malum Paşa, Merhum Paşa. Ondan başta bin türlü dert geldi falan. Ve ama tanımamıştım hala Sabahattin. Ankara'da işine son verdiler. İstanbul'da perişan oldu adam. Karısı Ankara'da kaldı. Kızı Ankara'da kaldı falan. İş arıyordu. Her taraftan sabote edildi. Böyle bir adam. Ondan sonra bir akşam beraber olduk. 4 saat. Rasi Nuri İleri vardı. Öldü bir iki sene evvel. Onun evinde gizleniyordu. Orada bir gece yani sofrada 4 saat tahpapuk ettik. O beni çok etkiledi yani. İşte bildiğim Sabahattin buydu o da. Bağımsız bir insandı. Hiçbir örgüte falan girmiyordu. Onun dışında kadar kendini bağımsız solcu sayıyordu o da yani. Yani bağımlı olanlara, yani örgütün içinde olanlara kınamıyorum. O ayrı bir şey. Ama ben kendimi öyle saydım. Sabahattin de öyleydi yani. Yani şimdi kaçmaya kalktı Sabahattin. Yani pasaport vermiyorlardı. Burada yani dergilerin çıkardığı gazeteleri baltaladılar, işten attılar. Dışarıya gitmeye karar verdi. Pasaport vermiyorlar. Kaçmak için kalkıp Sovyetler Birliği'ne, Sovyet elçiliğine başvurmadı. Yahut Bulgar elçiliğine başvurmadı. Yahut DKP'ye başvurmadı. Kendi başına gitmeye kalktı. İstanbul'a geldi. Ben böyle bir benim kitabımda da vardı. Herkes biliyor. Bir kamyon hikayesi falan değil mi? Böyle bir adam. Ben Sabahattin'i bu duygusal yanlarıyla başına gelen felaketlerle anlatmaya çalıştım. Nazım, ya öyle Nazım'ı ben ya çocukken elbette şiirlerini bilirdim Nazım'ın. Elbette diyorum, evde onlar da okudurdu. Yani abiler okullardı Nazım'ı. Ama Nazım çalıştığı bir yer yoktu. Galatasaray Lisesi'nde ben 5. sınıfta, orta ilkokulda o sınıf kütüphanesinde Nazım'ın kitapları vardı ya. O derece o zaman açıktı, serbestti. Sonra yasaklandı, Nazım mahkemeden verildi falan. Ben de öğrenciydim, tanımadım bir türlü. Gazeteci oldum, gazetede Vahda Nurettin Vanu diye bir abimiz var. Benden yaklaşık 20 yaş büyük ama ya çok sevdiğimiz bir insan. O da köşe yazarı gazetede. Ve yani bizden çok ilgileniyor, evine çağırıyor, arkadaşlarını çağırıyor. Beraber oluyoruz ve biliyorum Nazım'ın en yakın arkadaşı. Ve bunlar Nazım'ı görmeye gidiyorlar karısıyla beraber. Yani ama Nazım hapisten çıktı. Valaların evinde kaldı. Vala bir daha bizi eve çağırmadı. Gizli toplantı yapıyor diye başına bela alırım. Başına bela almaktan korktu. Yoktu onun için. Partiyle hiç alakası yoktu. Moskova'da okumuştu. Partiye girmemiş. Bağımsız. Yazar olarak çalışıyordu. Ama yani şeyin yakın dostuydu. Nazım'ın en yakın arkadaşıydı. Sonra ben Paris'e geldim. Nazım'ın bir telif hakkı alınacaktı. Yayın evinden. Tristan Sara yayın evinin sorumlusuydu. Bana dediler ki Sara'dan parayı al. Nazım o parayı telif hakkını karısı Münevver Hanım'a vermek istiyor. Gönderilmesini istiyor. Ben gittim Sara'ya telefon ettim. Sara beni evine kabul etti. İşte söylüyordum da defalarca ilk Afrika maskeleri falan onun evinde gördüm. Sara'dan telif ücretini aldım. Münevver Hanım'a verdik. Aradan yine yıllar geçti. Benim
Nazım'la yine alakam yok. Nazım Moskova'da. Sonra bir gün Paris'e geldi Nazım. Abinin de onun en yakın arkadaşı, arkadaşlarından biri. Beraber oluyorlar. Dedi ki bana, sen istiyordun Nazım'la tanıştırayım dedi. Saint-Germain-des-Prés'de bir otelde bir sabah buluştuk. Abidin, Nazım, ben. Nazım 40 yıldır dost gibi kucaklaştık. Gayet yakışıklı bir adam, gayet iyi giyinmiş. Ona o anlat dedi falan böyle. Heyecanla Nazım'la ahbaplığımız böyle başladı. Abi dedi ki benim işim var dedi. Bundan sonra Nazım bende kalıyor ama sen otelde kalıyor ama sen gezdir onu dedi. Paris'i tanıttı, UNESCO'ya götür. Nazım'la beraber olduk ondan sonra. Onları unutamam tabii. Bir gün, bir akşam Avni Arbaş, ben, Nazım, işte karılarımız hep beraber bir lokantaya gittik. Unutamadığım bir olaydır. Kitapta resim de vardır onun. Nazım'la çok samimi olduk yani. Bayıldım. Ya şimdi Nazım'la bir gün yine arabayla bir yere gidiyoruz. Ben dedim ki, arabayı ben kullanıyorum. Bak dedim şimdi, senin buraya gelmenden evvel ben bir Fransız kızla ahbaplık ediyordum. İlerici bir kız sana bir şiir yazmış dedim. Şiiri bana verdi, Nazım'a bunu verir misin? Tanımam dedim Nazım. Belli olmaz, bir gün tanırsın sen dedi kalsın şiir. Bak dedim, bu şiir yanımda sana veriyorum dedim. Arabada ben yani direksiyondayım, verdim. Nazım okudu. Üstad dedi, kız nasıl dedi. Ha çok güzel. Şimdi söylüyorsun yanında vera varken dedi. Yanlışken söylesene dedi. Ya bunları ben yazdım. Sonra bak dedi, benim bu mektup, şiiri ben saklayacağım dedi. Benim bende dedi, sakladığım üç belge var dedi Nazım. Biri, ben dedi işte ilk Moskova'ya geliyorum, toplantılar yapılıyor, konuşuyorum salonlarda. Bir gün yine böyle konuştum, alkış kıyamet gelip geldi, imza alıyorlar, resim çekiyorlar falan. Bir kadın geldi, cebinden böyle terden biraz nemlenmiş bir zarf çıkardı. Verdi, okuyamadım, adım okurum bu otel dedi. Eve döndükten sonra, otele döndükten sonra okudum mektubu. Mektupta bir resim var, yanında da bir yazı. Oğlum Moskova'yı savunurken öldü, bu bende kalan son resmi sana veriyorum. Ya benim bu resmi almaya hakkım yok. Her toplantıda sordum ya kimdi bu kadın? Ben bu resmi iade etmek istiyorum, çıkmadı. Onu saklarım hala dedi. Yine bir gün İtalya'da bir kitabım çıktı, şiirlerim çıktı. Bir mektup aldım dedi İtalyanlar. Ben İtalyanım, İtalyanlar yırtık olur, gergin olur. Ama ben çekingen bir insanım. Böyle değilim. Bir kızı seviyorum. Sevdiğim bir türlü anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Bir gün senin kitabın çıktı. Oradaki bir şiir aldım. Buna okudum. Kız demiş ki anladım sen beni seviyorsun demiş. Senin sayende evlendik diyor. Üçüncü belge yine böyle bir mektup. Bu da Fransa'da. Bir adam diyor ki ben diyor intihar etmeye karar verdim. Artık hastalığım ya kurtuluşum olmadığını biliyorum diyor. Hastanede yatıyorum diyor. Hemşehriye demiş ki bana intihar içinde söylemiyor. Bana bu akşam bir kitap verin, bir şiir kitap verin okuyayım demiş. Senin kitabını verdiler diyor adam mektubunda. Ve utandım diyor. Yaşamaya karar verdim diyor. Senin sayende yaşıyorum diyor. Bu belgeleri saklıyorum. Bunlar Nazım'dan çok tatlı anılarım yani böyle. Yani sonu gelmiştir kitapta yazdığım birçok şeyleri. Nazım'la da böyle bir dostluğumuz oldu. Hocam güzel dostluklar. Hocam yorulmadınız değil mi? He? Yorulmadınız. Hayır. Devam ediyoruz. Tamam. Tatlı tatlı kapatıyorum. Tamam hocam. Hocam, Fikret Muhalle'den biraz bahseder misiniz? Aa, tabii. Şimdi, ben Fikret Muhalle'nin adını biliyorum daha İstanbul'dayken. Evlendim. Düğün hediyesi olarak Rasih Nuri İleri bana bir Fikret Muhalle tablosu getirdi. Adını duymamışım. Tabii ki ne tanınan bir insan değil Fikret Muhalle. O da bana bağışladı o Fikret Muhalle tablosu. Sonra olsa hiç verir miydi? Ben de oradan öğrendim Fikret Muhalle'yi. İlk 52'de Paris'e gidince dedim Paris'teki Türkler diye bir röportaj dizisi yapayım. Türk ressamlarız diye. Avni'ye, Avni'yle konuştum. Dedim ki Avni, ya dedim burada Fikret Muhalle var.
Kaçık herifin biridir dedi. O da konuşuyor. Kovar seni dedi. Evini almazdı. E ne diyeceğim ben dedi. Adresini verdi abi. Kalktım gittim. Hücret Mahalli abi apartmanın en üst katında bir hizmetçi odasında yaşıyor falan. Öyle bir daire, öyle bir oda. Kalktım kapıyı çaldım. Fikret geldi kapıyı. İşte bir adam sırtında bir hırka, kancalıyla ne yakasını tutturmuş o. Bir iki yani şaşkın şaşkın. Ben dedim gazeteciyim, benim adımım Sıdomuz. Sizden konuşmak istiyorum. Aa, benim dedim, benim dayımın da adım Sıdomuz de anlatın dedi falan filan. Sonra bir şey, içeri girin buyurun dedi. Girdim içeri, bir oda, bir yerde yatak divan. Ondan sonra bir tarafta resim malzemeleri, bir tarafta tamamen ip gerilmiş, çamaşırlarını yıkamış, asmış o ipin üzerinde, duvardan duvara. Böyle bir adam oturduk bir tarafa, başladı anlatmaya. Ben de bir resim aldım dedi. Dedim ben de buraya Bursa'da geldim, benim resim alacak param. Olsunuz ne kaç paranız var sizin cebinizde dedi. Açtım, 10 frankım var. Verin o tombara siz dedi. 10 frank aldı, bir resim çıkardı şeyden, dosyasına bu sizin olsun. Olur mu dedim ya bu dünyanın parası. Yetmez etmez bu sizin olsun. Ondan sonra size burada bir şey ikram edemedin mi? Aşağı bara inelim dedim. İndik barda birer kadeh kırmızı şarap. Ondan sonra hemen bir jitan paketi istedim sigara. Oh dedi. Yani metelik yok. Kahve hiç evde ikram edecek bir şey yok. Sigarası da kalmamış. Ondan sonra dost olduk. Dost olduk. Bana gelip gitmeye başladı falan. Otelde kalıyoruz onlar UNESCO'da. Dönemi değil bu ilk dönemde. Ve dostumuz öyle başladı Fikret'le. Fikret perişan bir halde resimler falan yapıyor. Yani günü gününe onları satmak zorunda. Böyle çala kalem yapıyor gidiyor bir duvar dibinde duvara asıyor onları falan. 5 franka, bir tanesi 5 franktan fazla değil, 10 franka falan satıyor onları. Böyle bir halde 10 franka aldığımı zaten gidiyor içiyor, kafayı çekmeye başlıyor. Böyle bir halde bana geliyor böyle yeniden isime, ne olur sizin bunları, müşteri bul bunları sat. Bizim Türk dostlar var, hiçbiri merak etmedi resmi. Elçilikte çalışanlar var, delegasyonlarda çalışanlar var. Kimse, söylerim ya bu adam perişan, bunlar resim alın diyorum, kimse almıyor. Ve ben o Fikret'le o gün konuştum, bir röportaj yaptım, resmini de çektim. Ve akşama gönderdim. Ve akşam da çıktı bu röportaj, resimle beraber. Bu çok mutlu oldu. Hayatta ilk defa kendimle yapılmış bir röportaj, bir yazı, resim görüyor. Müthiş yani onlar. Heyecandan böyle ağzını sulara akıyordu böyle. Ve bu dostluğumuz böyle başladı. Ondan sonra beni peşimi bırakmadı. Ben ayrıldım, gazeteye döndüm. Bana mektuplar yazar, mektupları saklarım. Muazzam bir koleksiyonum oldu yani. Resimlerde anlatır, duyumlarını anlatır, çektiği yazıları anlatır falan. Böyle böyle ölene kadar bu devam etti. Ölmeden yani birkaç ay evvelde güneydeydi. Ya şöyle Reyhan diye bir yerde, bari Fransa'nın güneyinde. Arkadaşlar dediler ki, hadi Fikret'i görmeye gidelim dedik. O zaman Avni de bize katılacaktı, beraber gidecektik. Avni son dakikada ben hastayım gelemeyeceğim dedi, gelmedi. Doktor Safter vardı. Benim çok sevdiğim bir arkadaştı, o geldi. Cahit Kayna gelecekti, o da işe çıktı, gelemedi. Üstün Üstün Dağ vardı, eski vali Muhittin Üstün Dağ'ın oğlu. Üstün, Safter, ben kalkıp gittik güneye. Ooo artık çığlıklar attılar, ben buna bamya götürmüştüm. Ağladı, yememişim. Türkiye'den ayrıldığından beri 15-20 senedir. Bayıldı, bayıldı, sonra orada o gece içkide Madame Agnes bunu oraya kendi evine yerleştirmiş ama bütün resimlerini kendisi alıyor, dışarıya resim satması yasak ve içki de yasak. Orada zaten iki lokanta var, iki bakkal dükkanı var falan. Onlara da tembih etmiş, kocası Madame Agnes'in orada belediye başkanı da yapmış, tanınıyor. Kimse Fikret'e içki satmıyor, içki vermiyor. Lokanta da içki vermiyor. Bizi ben aldım, lokantaya götürdüm. Oh, havaları çekti. Müthiş mutlu oldu. Şişesini aldı falan. O gece kaldık, ertesi gün yine bir şeyler yaptık falan. Ve şişmanlamış zaten. Tanınmaz hale gelmiş.
Zaten konuşması zaten güç anlaşılırdı. Büsbütün anlaşılmıyordu. Safter dedi ki, Safter doktor, bak dedi, sen aslında önemli değil dedi. Ben burada bir hastaneye gideyim, bir doktorla konuşayım. Seni hastaneye aldırtalım. Sen dedi iyi olursun dedi. Ya iyi olur muyum? Hadi iyi. İyileşmemin şerefine diye yine kadeh kaldım. Ama içkiyi bırakacaksın. Bırak içimi sonra. Hadi. Durmak bilmiyordu. Sonra ertesi gün biz döneceğiz. Sabahleyin geldi dedi ki, ne olur Safter, doktora söyleme beni. Hastaneye girersen beni bırakmazlar, bir daha orada ölürüm dedi. Ben burada kendi halimde yaşayayım daha iyi dedi. Ve gitmedi, hakikaten de 3 ay sonra falan hastanelik oldu, ondan sonra da öldü. Yani çok kısaca ana hatlarla çiziyorum, ayrıntılarını kitapta okursunuz. Teşekkürler. Böyle sevdiğim bir adam ama kaçıktı yani. İpek sapa gelmez mektuplar yazar. Oynattığın zaman gibi mektuplar hiçbir şey anlaşmaz. Herkesi küfreder. O evine gittiğim zaman, odasına gittiğim zaman duvarda iki resim var duvar. Birinde, bunlar kim dedim, biri Sovyet Büyükelçisi'nin resmi, biri de İngiliz Kraliçesi'nin resmi. Öyle bir şey tabi hatırlamıyorum. Ya bunlar da bu iş yok yani. Sovyetler bir taraftan gitti. Dünyada bütün aydınların başına bunlardan bela gelir. Ben önlemimi alıyorum. Bu benim sigortam. Evet, sen bakalım başkanım. Hocam, biraz Bedri Ami'den bahsedelim ki. Bedri Ami Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'ndan. Hayır. Bedri'yi ben ilk işte bir sene akademiye gittim dedim sana. Orada gördüm, hocaydı genç, yakışıklı falan böyle. Konuşmalar falan yapardı, sağlam, dolardı falan. Ama tanışmadım o zaman ben. Daha birinci sınıf öğrencisi Bedri, üstad. Sonra ben gazeteci olduktan sonra akşamda bir sanat sayfası yapıyoruz. Sanat yaprağı. Onun da başına Melih'i getirdim, Melih'i çevirdik getirdim. Melih, kendi çevresindeki insanları gazeteye topladı, yazı yazmaya geliyorlar. Ama işte o zaman Bedri de gazeteye gelip gitmeye başladı. Bedri ile biz çok anlaştık. O ara İskandinav Hava Yolları'nın bir gezisi oldu İsveç'e. Hollanda, İsveç, Viyana. Biz de o geziye katıldık Bedri ile beraber. Abi, Bedri bir taraftan da resim falan eskizler asılıyordu. Çok kaynaştık o gezide de. Yani Viyana'da beraber kafaları çektik, Hollanda'da kafaları çektik falan. Sonra dostumuz perçinleşti. Ve İstanbul'da yıllarca bu uzaktan yakından dostumuz devam etti. Ben UNESCO'ya girince Paris'e yerleştim. Bedri gelir bende kalırdı. Bende kalırdı. Ben çok severdim Bedri. Bedri yerleşir ve aşık her zaman Bedri. Yani Eren'le evlenmiş vaktiyle, evlendikten bir süre sonra işte o Maria'yı tanımış. Ona aşık olmuş. Ondan sonra başkaları girmiş çıkmış. O senelerde de bir Ermeni kızı vardı. Büyük aşkı o zaman. Ya o da her zaman bizim evde vardı. O da bizim evden çıkmayan arkadaşımız oldu. Şimdi Bedri bu kızdan evlenecek durumda değil. Bedri evli, Eren'e de boşanma hiç niyeti yok yani. Eren de acıyor yani. Eren ağlıyor bir taraftan. Bu Bedri çapkınlığa başladı. Ben ne yapayım? Böyle evde böyle bir taraftan Eren geliyor, bizde kalıyor, o da ağlıyor. Karım onu teselli ediyor. Hüngür hüngür bu mahmum Bedri'yle ne yapayım diyor. Bir taraftan Bedri'nin zamparalığı falan. Bu kızlarla da fazla, yani fazla bir şeyler oluyor da, yani sonu gelecek bir ilişki değil. O yüzden kız hiç umut bağlamıyor Bedri'ye. Bedri ne umut verecek hali değil ama perişan. Ve ağlıyor böyle. Yani biz böyle kaç defa biliyorum. Kızın dizlerinin dibine oturmuş ağlıyordu Bedri böyle. Hüngür hüngür. Yani unutamam o hali. Sonra her gelişte böyle oluyordu. Kalkıyor, Bona gidiyor, başka yere gidiyor. Oradan mektuplar yazıyor. Ve büyük bir dosya vardır bende Bedri'nin mektupları böyle aşk hikayeleri falan. Şiirler yazıyordu. O kızın da umurunda değildi. Sonra başkasıyla bir Fransız'la evlendi sonunda. Ve Bedri de kendi yoluna başka türlü devam etti. Ama
Bedri'nin o perişan hali yani çok etkiledi beni, çok dokunaklı bir haldeydi Bedri. Ve Bedri çok ince bir insandı, çok anlayışlı, çok arkadaş düşkünü bir insandı. Yani Bedri'yi ben en iyi arkadaşlarımdan biri saydım yıllarca. Melih vardı, Bedri vardı, Ferruh Doğan vardı, Avni vardı. Bunlar en iyi arkadaşlarımdı. Onlarla her şeyi bölüşürdüm, paylaşırdım. Yani duygularımı onlardan saklamazdım. Onlar da öyle. Abi de dostuma onlar gibi değil. Böyle bir havada yaşadık sonra. Sonra her biriyle ilişkilerim Paris'ten sonra da sürdüm. Çetin Altan da vardı o zaman böyle evden çıkmayanlar arasında. O da kendi yolunu seçti, başka bir şey tutturdu. Ondan koptuk sonra. Evet, böyle bir şey yazıyorum. Hocam, ağzınıza sonra da başladım, daha büyük fazla. Şimdi hocam, süremize bir saat yaklaştık. Bir saatimiz doldu. Her insanda Allah'a çıkıyor. Soracakları varsa. Evet, bir alalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Vallahi sizi böyle götürdünüz sağ uzaklara. Müsaade. Çok güzel bir sohbetti. Kafa ödülü. Evet, sorusu olan var mıdır arkadaşlar? Buyurun hanımefendi. Mikrofon geliyor size şimdi. Merhaba, ben Ayşe Gülporoy. Şu anda Cezayir'de yaşıyorum. İşte, hocam biraz yaklaştır mısınız? Ayşe Gülporoy adım. Şu anda Cezayir'de yaşıyorum. Kısa bir süre için geldim. Ve bu arada bu sergiye ve sizin değerli konferansınıza katıldığım için çok mutlu oldum. Maskeleri adına şahsen üzüldüm çünkü bir müze hocasıyım. Kültür Bakanlığımızın ya da ilerideki jenerasyonlar için bunların saklanması ve hatta müzecilikte Avrupa'da, Amerika'da genelde öyle yapılıyor. Kişinin adına müze açılıyor, bir evi müze haline getiriliyor. Eyüboğlu'nun da İstanbul'da kalmış da var biliyorsunuz. Sizin gibi değerli birisinin inşallah ileride bir müzesi olur. Bu maskeler de onun bir parçası olur. Sizin söyleşileriniz, sahip olduğunuz mektuplar ve bir bütün olarak saklanır diye düşünüyorum. Bu sadece bir dilek. Soruya gelirsem eğer... Şimdi ben Cezayir'de yaşıyorum. Siz yıllarca Fransa'da kalmışsınız. Fransa'nın da bize çok değerli tabii kültürel etkileri olduğundan bahsettiniz. Fransa'nın Afrika'da başka bir suratı var. Ben birazcık UNESCO yıllarında 25-30 yıl Afrika'ya gidip geldim dediniz. Fransa'nın bu farklı suratını da, sömürgeci suratını da acaba biraz yorumlayabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hocam, hocamız misafirimiz Cezayir'de, müze hocası. Önce müze değil mi? Yanlış anlamadık. Müze. Kendisi öncelikle bir dileğini paylaştı. Maskelerle birlikte aslında tüm eserlerinizi, mektuplarınızın, fotoğraflarınızın adınıza bir müzeye dönüşmesini diliyor kendisi. Soruda da şunu diyor. Diyor ki ben Cezayir'de yaşıyorum. Siz de çok uzun yıllar Afrika kıtasına gittiniz. Hani bahsettik. Paris'in Türk sanatçılarına etkisi ama Cezayir'de ve Afrika'da Fransa'nın öteki yüzünü gördük biz dedi. Biraz ondan bahseder misiniz dedi. Cezayir'de. Evet, Cezayir'de. Cezayir'e ben bir iki kere gittim. Cezayir'e bağımsızlığa kavuşmasını biz o zaman çok heyecanla izledik Paris'te. Yani Tunus, Fas falan orada önemli olaylar olmuyordu ama Cezayir daha devrimciydi, daha ilericiydi. Yani çarpışmalar oldu, kanlı olaylar oldu, müdahaleler oldu ve Cezayirli dostlarımız da vardı Paris'te. Onlarla beraberdik sonra. Sonra Cezayir'in de havası değişti maalesef ve gerçek sola bağlı olanlar Cezayir'e gidemez oldular. O bakımdan Cezayir'in gelişmesi biraz düş kırıklığı oldu bizler için. Ama Cezayirli dostlarımızla ilişkimizi hiçbir zaman kesmedik.
Paris'te UNESCO'da benim çok yakın Cezayirli arkadaşlarım vardı. Evet yani Cezayir benim çok sevdiğim yer. Şimdi Kuzey Afrika ülkelerinde en fazla Türklere bağlı olan Cezayir, sonra Tunus. Fas daha uzak. Ama Cezayirlerin de Tunusların da bir kısmı kendilerini Türk sayarlar. Mutlaka bizim soyumuzda Türk vardır, benim büyük babam Türk'tü derler falan. Zimerli diye bir arkadaşım vardı. Ajans Genel Müdürlüğü'ydü. Zimerli. Triki vardı. O ajans genel. Zimerli büyükelçiydi. Zimerli İzmirli demekmiş meğer. Orada adı Zimerli olmuş. Triki Türk demek. Türk Triki olmuş. Ya bunlar ondan çok övülürlerdi. Biz Türk güzellerdi bunlar. Ya orada iyi izlenim, anılar bırakmışız galiba. Yani bana Türk olduğumu söylediğim zaman hep herkes kucak açtı. Tanıdığım ya bütün şeyler, gazeteciler, bakanlar hepsinden çok ya iyi ilgi gördüm, yardım gördüm. Onun için ben oraları da çok severim ama en çok Cezayir'e Tunus. Yani oradaki ilişkimiz daha köklü olmuş galiba, değil mi? Özellikle Cezayir. Yani biz orada önemli anılar bırakmışız. Onları da sadık kalmışlar, koruyorlar yani, değil mi? Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Oldu mu bilmiyorum, cevap verebildim mi size? Teşekkür ederim. Hocam Fransız sömürge, yani Fransızların o Afrika kıtasındaki ülkelerin sömürgeleri üzerinden bir soru. Yani Cezayir'e Fransa'nın etkisi, sömürge üzerinden etkisi ne? Valla Fransızlar sömürgelerde ya pek iyi iz bırakmadılar birçok zaman. Uzun mücadeleler oldu çünkü. Sömürgecilikler bir işgal döneminde. Ama en ya kahramanca savaşan Cezayir oldu. Sömürgecilikten kurtulmak için. Yani De Gaulle sömürgelere bağımsızlık imkanı sağladı. Afrika'da bir Gine baş kaldırdı. Fransa'ya bağlı kalmak istemedi. Bir de Cezayir'de öyle oldu. Cezayir'deki savaşlar çok kan dökülmesine sebep oldu. Ve Fransa oradan Pierre-Noir dedikleri siyah ayaklılar demek. Onlar Avrupa, Fransa'yı tutanlar Fransa'ya gelip yerleştiler. Çok gergin bir havada bağımsızlık hikayesi oldu Cezayir'de. Yavaş yavaş dostluklar gelişti. Teşekkür ederiz hocam. Var mı bir sorusu olan? Buyurun Sami Bey. Soru geliyor. Öncelikle teşekkürler. Ben sözü çok uzatmadan da sorumu yöneltmek istiyorum. Aslında sizin romanlarınızda da okuduğum üzere merak ettiğim bir konuyu dile getirmek istiyorum. Özellikle aklıma gelen Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet'in başına gelenlerin çoğu 1930'lu 40'lı yıllarda başlarına gelmiş ve bu da tek parti dönemi denk geliyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan bir işte konuşmanızın en başında dile getirdiğiniz, Atatürk'ün getirdiği işte Tevfik Fikret'ten aldığı ve devam ettirdiği aydınlanmacılık çizgisi var. Bir yandan da bu aydınlarımızın Sabahattin Ali'nin, Nazım Hikmet'in başına gelenlerin çoğunun da tek parti döneminde başına geldiğini görüyoruz. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ha, çok ilginç bir soru. Yani duydunuz soruyu. Ya bir tarafta Türkiye'de aydınlanma dönemi başlıyor. Laik eğitim falan. Bir tarafta da bir devlet mekanizması, büyük bir polis gücüne dayanan bir devlet mekanizması kuruluyor. Bunun içinde MAH var, Milli Asayiş Himaye, yani MİT var. MİT her yere burnunu sokuyor ve çok etkili bir teşkilat. Herkesi jurnal ediyorlar bana. Bir tarafta bunların partide adamları var. Yani bir tarafta bir terör kuvveti var, gücü var aşağı yukarı. Bu gerici güçlerin ve baskından gelen olanların bir tarafta da
aydınlanmaya dayanan, aydınlanmaya inanan gençlerin yaptığı bir savaş var. Tabii elbette Sabahattin'de, Nazım'da, Necati'de, Melih'te hepsi aydınlanmadan yana, değil mi? Şimdi bu aydınlanma ya yönelen insanlara karşı devlet niye cephe alıyor diyelim isterseniz, onu soruyorsunuz galiba. Devlette bir polis gücü var, işte MİT var. Yani bakanlardan büyük, daha geniş gücü olan bir MİT teşkilatı var. Ve MİT'e girsin girmesin bazı insanlar otoriteden yana ve şeyden yana, baskı rejiminden yana. Katiyen aydınlanmaya yanaşmıyorlar, katiyen devrimciliği gerçek anlamda anlamıyorlar. Yani bakın şimdi, Hasan Ali hepimizin sevdiği bir insandı, değil mi? Köy enstitüleri falan filan. Şimdi Hasan Ali ile ben sonra çok dost oldum, konuştuk Paris'te, beraber bulunduk falan. Hasan Ali İzmir'e geliyor, bakan kendime galiba. İzmir'e bile bakıyor ki yer yerinden oluyor. Gericiler ayaklanmışlar. Geliyor İsmet Paşa'ya, diyor ki paşam, diyor, demokrasi için biraz acele ettik galiba, diyor. Ya bunun sırası değildi galiba, iftarı da kaybederiz böyle olursa, diyor. Biz böyle devam edeceğiz, diyor. Demokrasiden ayrılmayacağız, diyor. Ve Hasan Ali bu yüzden istifa ediyor bir süre sonra. Yani bir tarafta devrimlere inanan ve bunu daha halk olgunlaşmadı, gericiler ayaklanacaklar diyen insanlar var Hasan Ali bunların arasında. Değil mi? Bunun gibi çok aydın var. Ben onları da çok hafakuk ettim, çok tanıdığım insanlar var. Yani bir tarafta kaba kuvvet var, gericiler var, mitçiler var. Bir tarafta da baskılar yani olan insanlar var. Yani aynı tek parti rejimi içinde bunlar ilericilere cephe alıyorlar daima, değil mi? Sicil tutuyorlar, işe almıyorlar. Askerden, asker aldıkları zaman çabuk çıkartıyorlar, görevden atıyorlar. Böyle bir gerici kuvvet var. O gerici kuvvet devletin temellerini işlemiş, mekanizmayı ele geçirmiş vaziyette. Yani tezat değil yani bir tarafta. Gericiler bir tarafta da aydınlar. Ya ama yani İnönü bunları görüyor ama ben Atatürk değilim, diyor. Ben, diyor, demokrasi yolunda devam edeceğim, diyor. Atatürk bu laf at. İsmet Paşa'nın, ben Atatürk değilim, diyor. Ben yapamam, diyor. Değil mi? Ben bu işe girdim, sonuna kadar götüreceğim, diyor. Ve o zaman da işte ne bileyim Sabahattin'i işten atıyorlar, Hasan Ali ayrılmaya kalkıyor, köy enstitüleri kapatılıyor. Böyle bir bunalımlı dönemden geçiyoruz yani. Maalesef. Ya onlar devam edebilseydi bugün Türkiye bu hale gelmez. Teşekkür ederiz hocam. Oldu mu? Oldu hocam. Sizden alalım, buyurun. Merhaba, ben de soru sormaktan ziyade bu bıraktığınız noktaya bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani bu konuklar kendilerini paylaşmak istiyorum. Sanıyorum bütün batılılaşma serüveninde Fransa'nın rolü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kesiliyor. Yani giderek giderek Almanya'nın rolü askeri anlamda kültürü gösteriyor. Türkiye Almanya'yla daha organik ilişkiler gösteriyor. Artık duyamıyorum. Yani. Hocam, duyamıyorum, boğuk geliyor. Evet, bir soru değil, bir yorumda bulmak istiyor beyefendi. ben aktarayım bu kadar kısmı çünkü duymadım sesiniz şeyden dolayı. Hocam, Türkiye'ye Fransa'nın etkisi Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Almanya'nın etkisine girdi, dedi beyefendi. Devam edin burada. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın Türkiye'ye çok organik bir ilişkisi oluyor. Yani askeri safhada bu ilişki güçleniyor. Dolayısıyla bu da Türkiye'de milliyetçiliği besleyen kaynaklardan bir tanesi. Yani milliyetçi düşünce. Eş zamanlı bir şekilde. Yani Türk milliyetçiliğini de besleyen bir düşünce. Bu düşünce aynı zamanda o tek parti iktidarında da bir karşılık buluyor. Dolayısıyla hemen yanı başımızda Sovyet Rusya var. Cumhuriyet'in de imtiyazsız, kaynaşmış, sınırsız bir millet şiarı var. Bunun üzerine bina ediyor kendi kültürünü. Dolayısıyla burada Cumhuriyet'in devletlerinden askeri bürokratlarının ya da sivil bürokratlarının solcuların üzerine, yani komünistlerin üzerine gelmesi kadar doğal bir şey yok. Zaten Cumhuriyet'in genlerinde aydınlanmayı
sosyalist ekseni, yani Sırp ekseni okumak gibi bir durum mevcut değil ya. Yani. Bunu Mehmet Kemal bir an yeni bildirdim, tekrar okudum. Acılı Kuşak'ta çok iyi anlatır. Sadece Nasır Hikmet'le değil, yani Hasan Hizettin Dinamo, o Akadirler, birçok insan. Tamam, ben aktarayım. Hocam diyor ki, yani normal diyor bu reflekslerin erken Cumhuriyet döneminde özellikle Almanya'nın askeri anlamda ve politik anlamda Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesi Türkiye'de yükselen milliyetçiliği artırdı ve birçok aydın bundan muzdarip oldu diyor beyefendi. Bir katkı sunmak istemiş, bir soru değildi hocam. Teşekkür ederiz kendisi. Yani Türkiye'nin Osmanlı döneminden beri Almanya ile geniş yakın ilişkileri var biliyorsunuz değil mi? Alman hayranları var, Enver Paşaları, bilmemeler. Çok etkiliyor Türkiye. Bir tarafta aydınlar Fransa'dan etkileniyorlar. Daha otoriter rejimden yana olan, milliyetçi olanlar Almanya'dan etkileniyorlar da faşizm zamanından önce. Hitler iktidara geldikten sonra Türkiye'de yine bunlar bazı çevrelere çok iyi seslenebiliyorlar. Ve onların hayranları var. Yani çok aydınlar arasında bir yer faşist insan çıkıyor yani değil mi? Uzun yıllar. Yani bir tarafta Fransa'nın etkisi daha çok aydın çevrelerinde, askeri çevrelerde değil. Askeri çevrelerde ve otoriter çevrelerde faşizmin etkisi oluyor daha çok. Yani milliyetçi çevrelerde faşizmin daha çok etkisi oluyor galiba. Hitler ayrı hayranlarının, ırkçılığın etkisi oluyor. Bunlar ayrı ayrı her zaman çatışıyorlar galiba Türkiye'de. Ya siz buna benzer şeyler söylediniz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Son iki soru alalım. Üç o zaman, son üç. Sizden alalım efendim. Sonra İsrail'e gelelim, siz de kapatalım. Buyurun. Çok basit bir soru soracağım. Bir cevabını merak ettiğim soru. Şu anda Türk vatandaşlarının serbestçe ben gidip Paris'te yaşayacağım demesi mümkün değil biliyorsunuz. O dönemde bu bahsettiğiniz sanatçılar vesaire, yani Paris'te nasıl yaşıyorlardı? Herhangi bir bürokratik engel var mıydı? Özgürce gidip Paris'te yaşayabiliyorlar mıydı? Yoksa bir sanatçı kimliklerini kullanarak mı yaşıyorlardı? Hocam, sizin ya da işte o dönem yaşayan sanatçıların Paris'te gitmeleri kolay mıydı? Yani ikamet izni alabiliyorlar mıydı da bürokratik bir süreç nasıl işliyordu? Şu an çok zor çünkü. Demin de bahsettim yani resim satamıyordu hiçbiri. Yani abi bütün Paris döneminde kaç resim sattı acaba hayatında? Hiç sergi falan yapıyorlardı. Dostlar geliyorlardı. Bizim Türkçemizde kimse almıyordu. Yabancılardan bazı meraklar çıkıyordu. Onlara satabiliyorlardı. Abinin daha geniş çevresi var. Abinin pek para kazanamazdı ama abinin çok geniş bir entelektüel çevresi var, siyasi çevresi var. Çok insan tanırdı. Abinin gibi geniş çevresi olan insan yoktu Paris'te. Abinin de öyle bir çevresi yoktu. Nejad'ın, o ayrı bir iddia, o da bir kaçıktı. Fikret Mahallan'ın hiç yoktu. Ya şimdi onlar yani hakikaten büyük sıkıntılar içinde yaşadılar. Mümin'in hiç yoktu. Onlar da resim satamazlardı. Yani onlar Paris'te yaşıyorlardı ama sıkıntılar içinde yaşıyorlardı. Türkiye'de dönmekten çekiniyorlardı. Yani o zaman Mümin bunalımlar içindeydi. Askere gidecekti. Ya Türkiye'de korkuyordu gitmeye. Kalktı geldi askere. Ve demişler ki ya sana sanatçısın orada askerlikte. Komutan başka bir görev verir falan. Benim talime falan da çıkartmazlar. Gerçekten de öyle olmuş. Mübine demiş ki komutan şu mahvel bina salonu bir boya demiş duvarları falan. Mübin avantgard bir ressam. Yani böyle karamalık resmi yapmayacak. Kırmızıya boyamış. Bunlar nedir? Bitti demiş. Gelmiş komutan Yahut Paşa, nedir bu demiş, bitti demiş, sinemur demiş. Yani kıtaya göndermiş falan, böyle bir şey. Avni'ye söylerdik, ya git sen de daha iyi duvar resimlersin falan. Korkarım. Avni şey diye tutturdu. Benim babam Almaydı, yıllarca askerlik yaptı. Babam benim yerime, ben onun yerine, benim onun yaptığı hizmetleri bana saysınlar. Yani ben Paris'te kalacağım, bana NATO'da görev versinler, burada NATO'da çalışayım. Ya olmaz abi, saçmalama. Kalk git askerliğini yap. Sen saygınlığı olan bir, tatlı bir insansın. Kendini sevdiriyorsun. Ya inandıramadık bir türlü. Sonra vatandaşlıktan atıldım abi.
Ayrıntılar kitabımda. Hocam sürecini sordu aslında efendi biraz da. Nasıl gidiyorlardı sanatçılar buradan oraya? Yani oturma izni, vizeyi ya da orada nasıl kalıp buradan gidişleri? Çoğu Bursa'da gidiyoruz. Bursa'da. Burası'da 6 aylık ya, 1 senelik falan Bursa. Yani Avni 2 senelik Bursa geldi. Bir Berjo vardı Galatasaray'da ders nazırı. O bilirdi bizleri, tutardı. Bana da Bursa o verdi gittiğim zaman. Böyle bir takım Fransız hocalarım, özellikle Berjo'nun çok yardım oldu. Berjo yıllarca burada kaldı. Bak Fransa'ya, Türkiye'nin çoğunun Bursa'yla geldi. Burs bittiği zaman da artık sefaleti oynamaya başlıyorlardı. Teşekkür ederiz. Buyurun sizden alalım hemen. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek inanılmaz keyifliydi. Bir de o güzel insanın hayatını yazdınız. Onlarla ilgili romanlar yazdınız. Ben çok kısa ve net, yani bu bir insanın hayatı, bir yazar bir insanın hayatını yazarken o kitapta yazılanların yüzde kaçı kurgudur, yüzde kaçı gerçektir? Hocam diyor ki romanlarınızda, kitaplarınızda yazdığınız hikayelerin kaçı kurgu, kaçı gerçek? Benim kitaplarımda kurgu, kurmaca, fiksiyon çok azdır. Sabahattin'de hiç kurmaca yoktur aşağı yukarı, yani hepsi doğru hikayelerdir. Belki biraz renk katmışımdır. Nazım'da yok hiç kurmaca. Namık Kemal'de bir işte demin de söylediğim gibi İkinci insanları takıyorum onlarda ama roman kahramanında hayatta hiç doku bozmuyorum. Yani Sabahattin'de, Nazım'da hepsi hayatları doğrudur, otantiktir. Tarihi belgelere dayanır hepsi. Ama yanlarında ikinci insanlar vardır. Oralara başka. Onlar da kurmaca oluyor. O roman olduğu için de benim de öyle bir özgürlüğüm var. Onlarla oynayabiliyorum. Ama tarihi değiştirmiyorum. Tarihi bozmuyorum. Asla tarif etmiyorum. Gerçeklere sadık kalıyorum. Yani benim kitaplarım biraz tarihi belge oluyor. Bazı bilinmeyen şeyleri hasbelkader öğrenmiş oluyorum. Açıklama imkanını buluyorum. Böyle bir şey. Gerçekler, yani fiksiyon, yani kurmaca, kurgu demiyorum. Kurmaca çok daha azdır. Çok azdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun sizden son soruyu alalım. Buyurun. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben Nihayet Biraz'dan ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Ve sizin hakkınızda bitirme tezi yazıyorum. Biyografik romanlarınız üzerine. Karşılaştığıma çok mutlu oldum. Uzun zamandır da sizi bekliyordum ayrıca. Ne mutlu bana. Benim için de çok mutlu oldum. Hocam şöyle, ben biyografik romanlar üzerine sizin yazdığınız Neyden Tevfik, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Tevfik Fikret gibi şairlerimizin, yazarlarımızın üzerine okuma ve yazma serüvenlerini inceliyorum. Ama şair ve yazar olarak kastettiğimde Neyzen Tevfik'i de yazmak istedim ben. Sizin de en çok zorlandığınız kitabın Neyzen Tevfik olduğunu biliyorum. Daha çok belgeler üzerinden gitmişsiniz galiba. Hangisi? Hocam Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik. Neyzen. Ya şöyle, yazmaya nasıl karar verdiniz Neyzen Tevfik'i? Hani diğer kitaplarınızda Sabahattin Ali'yle bir arkadaşlığınız vardı, Nazım Hikmet'le bir arkadaşlığınız vardı. Anılarınız vardı, hafızanıza çok güvendiğinizi biliyorum. Anlattığınız çoğu hikayeyi ben de araştırmıştım. Sizin aklınızda çok fazla sunum da yapıyorum. Çok teşekkür ederim ilk başta geldiğiniz için. Çok iyi. Öncü laflar söylediniz bana. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Oturun Allah aşkına. Şimdi Neyzen'i ben tanıyabilirdim pekala, o zaman merakım yoktu. Benim bir arkadaşım vardı, Vatan Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü. Bir dönem en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Sonra milletvekili falan oldu, İhsan Arda. İhsan merak sardı, Neyzen'in boyuna gördü, anılarını yazdı. İlk kitabı o yazdı galiba, Neyzen hakkında. İhsan Arda'nın kitabından ben çok yararladım ama yani böyle bir iki defa uzaktan gördüm Neyzen'i ama hiç konuşmadım. Ondan sonra merak ettim. Hakkında bütün yazılanları okudum. Aa, bu adam derya yani hakikaten. Ve onun üzerine işledim Neyzen'i. Hakkında o kadar çok anekdot vardı ki, anlatılan şeyler vardı. Bazıları, çoğu gerçekti onlar. Ama bazıları abartılmıştı. Onlar belliydi palavra olduğu yani. Neyzen'in hayatına uygun bulup Neyzen diye herhangi bir hikayeyi anlatıyorlar. Değil mi? Bunları ben kitaba sokmadım. Hatta bir tanesi de
çok tereddüt ettim. Şöyle diyorlar dedim falan. Yani neyse de gerçeklere sadık kaldım ve ama anekdotların elbette etkisinde kaldım, onları değerlendirdim yani. Bir akıl süzgecinde geçirdim. Neyse de akıl yoktu ama yani çok cimri bir adamdı yani. Hakikaten müthiş bir zeka, değil mi? Ya anlatır gibiydi yani, müthiş bir zekası var, değil mi? Neler yapıyor, neler anlatıyor. Ama hayatı perişan, hep bütün yaşamı anekdot yani, değil mi? Onun için çok severek yazdım ben neyse. Ama ne yazık ki tanıyamadım. Şöyle, ben edebiyatçı olarak kendimi görmüyorum demiştiniz. Ama benim şu zamanda tanıdığım en iyi edebiyatçılardan bir tanesisiniz. Çok aman severek okuyorum kitaplarınızı. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya benim hakkımda bir iki yüksek lisans doktora evet, tezim var. Mert Bey ve... Var ama yani pek hayran oldum. Yok galiba işte. Yani geçen gün, geçen seneden beri bir kız gelip gidiyor yüksek lisans tezi olarak beni işliyormuş. Ben de çok yardım ettim bana. Anlatıyorum böyle, gayet dostlarına anlatıyorum. Bitirdi, verdi, kabul edildi bana. Bastıracağım ben bunu dedi. Bakar mısın sözüm? Bir baktım felaket. Bir defa Türkçe benim kullandığım kelimeler değil onlar. İkincisi ben diyorum ki dostlarım diyorum, şunlar diyorum, anlatıyorum işte. Demin de saydım değil mi? Diyor ki en yakın dostlarım, Refik Ali. Nereden çıkarttın diyoruz. Ya mahallede komşuydu ama arkadaşım değildik yere mi verdi? Nereden çıkarttın diyor. Hoca biliyor Refik Ali, onun hoşuna gitsin diye Refik Ali diyor. Ha böyle olur mu? Mutlu oldum. Buraya gelirken ne konuşacağım diyordum. Ama sizlerle beraber olunca açıldım. Ve biraz kafayı türedim belki. Çok mutlu oldum gerçekten.